Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün Galatasaray'ımıza ait son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, Galatasaray'da da tabi transferler çok merak ediliyor evet. ee, ve bu konuda taraftarların da ciddi bir sistemi var. Yani taraftarlar haklı, ee, tekrar düşmek istemem ama e, lig artık başlıyor ve orta sahada oyuncu yok. Bu Galatasaray tarihinde çok olmuş bir durum değil. Çünkü e, maçlar artık orta sahada kazanılıyor, orta sahada kaybediliyor klişesi kesinlikle bizim ligimiz tarzındaki liglerde doğru. E, Galatasaray'da Donk ön libero sağ iç Belhan'da sol iç Ömer gibi görünüyor şu an. Şimdi bu açıkçası Galatasaray taraftarı için hayal kırıklığı olması çok doğal. Çünkü geçen sene Ömer'in performansını kimse beklemiyordu. Donk'un Stoper'de daha çok oynadığı bir dönem oldu. Dolayısıyla e, önlü bir nasıl bir performans ortaya koyacak Donk? Ben merak ediyorum. Hocanın e, bu yokluktan dolayı Emre Kılınç ve Ardayı zaman zaman içeride kullanma çabası da bu sebepten. Çünkü yok, Jimmy de 8 numara oynadı Jimmy de zaman zaman kullanıyordu hoca. E, Emre Akbaba da sakatlanınca ciddi anlamda orada bir e, Taylan'la e, doldurmaya çalışıyor. Taylan henüz hala e, o ritmini bulmuş bir oyuncu değil. Yaşı her ne kadar genç olmasa da bazı özellikleri, temel hatalar yapabiliyor oyun içerisinde. Çok diri bir oyuncu, çok güçlü bir oyuncu ama basit hatalar yapıyor. Galatasaray'da o özellikle ön oynarsanız ki çok güzel şimdi reji getirdi ekran arkadaşlarımız. Bugün gerçekten yani cümlemiz biterken tam Taylan ön libero derken Taylan geldi. Tebrik ediyorum. E, orada Taylan'la oynuyorsunuz ve Oynamak durumundasınız çünkü başka seçeneğiniz yok. Galatasaray'da stoper konusunda da Marka ve ile ilgili piyasaları olan oyuncular. E, transfer döneminde hala ben devam ederken bekliyorum Marka ve Luyendam ile ilgili gelecek teklifleri. Belhanda'nın gidip gitmeyeceği çok belirleyici olacak. Fegüliye özellikle önümüzdeki haftalarda tekliflerin gelmesi muhtemel. Ama Galatasaray bir şekilde orta sahada İngiltere'den gelecek haberleri beklemeli çünkü... İngiltere'de büyük bir araştırma yapıyor Galatasaray. Şimdi Johansen değil mi? Johansen ismini konuştu. Çok ben. isim var. Yani evet. Johansen, diğer oyuncular, örneğin Endiaye ismi geçiyor. O kadar çok isim var ki şu anda. O bilgi kirliliği hat safhada. Ee, sebebi Galatasaray'ın henüz gidecek oyuncuları tam netleştirmemesi. Onlar netleştiği anda, bu da yine sözleşmelere geliyor konu. Babel'le o kadar uzun süre sözleşme yapınca, e, Belhanda ile o günün şartlarında uzun sözleşmeler yapınca, e, açıkçası çıkmakta zorlanıyorsunuz oyunculardan. Bunun sebebi transferin olmamasının sebebi hem e, ekonomik durumun netleşmemesi henüz kulüplerin durumunun hem de gidecek oyuncuların belirlenmemesi. Ama Galatasaray taraftarı başta söylediğimi tekrar ediyorum. Sonuna kadar haklıdır orta saha olmaması konusunda. Galatasaray'da şu anda bildiğimiz gibi tek gündem orta saha transferi. Acaba bugün orta saha gelecek mi? Geldi mi? Ne zaman gelecek diye düşünürken dün akşam saatlerinde NDI ismi ortaya atılmıştı. Galatasaray'da Endiaye haberlerini yalanladı. Galatasaray kulübü bir dönem sarı kırmızılı formayı giyen Bodo Endiaye'nin transfer gündemlerinde olmadıklarını açıkladı. Kulübün internet sitesinden yayınlanan açıklamada son günlerde bazı medya organlarından yer alan transfer haberlerinin asılsız olduğu belirtilerek şöyle denildi. Bu kapsamda bir dönem Galatasaray'a hizmet eden profesyonel futbolcu Bodu Endiaye'nin transfer edileceğine ilişkin haberler tamamen gerçek dışıdır. Ayrıca rakip takımdan ayrılan bazı futbolcuların da transfer edilmesi konusu hiçbir zaman yönetim kurulumuzun gündeminde olmamıştır. Açıklamasına yer verildi. Benim bu Bodu Endiaye transferi hakkında birkaç fikrim var. Badu NDI haberleri Ali Naci Küçüğündü. Yani Ali Naci Küçük yönetimden sürekli haber alan bir isim. Benim fikrimce yönetim NDI transferini medyaya yayılmasını istendi ve taraftarın nabzı ölçüldü. Dün Galatasaray taraftarlarının %80'i NDI'yi Galatasaray'da görmek istemiyordu. Bu kadar çok tepkiden sonra o yüzden yalanlama haberleri geldi bence. Eğer taraftar NDI'ye sıcak baksaydı 1-2 gün içerisinde NDI'ye transferi açıklanabilirdi. Galatasaray Nainggolan'ı istiyor. Süper Lig başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray transferde hata kalktı. Mario Lemina ve Jean-Michel kiralık sözleşmelerin sona ermesi ve takımda da ayrılmasının ardından Sarı Kırmızılı takımda orta saha transferleri gündemin ana maddesi konumuna geldi. Birçok ünlü İtalyan gazeteci de Galatasaray'ın Nainggolan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Inter'e teklif götürdüğünü yazdı. Ancak İtalyan ekibinin kiralamaya sıcak bakmadı, direkt satış düşündüğü ve 18 milyon euroluk bir bedel belirlediğini ifade etti. Öte yandan haberde Cagliari Başkanı Tommaso Cillioni de 32 yaşındaki futbolcu tıpkı geçen sezonki gibi kiralık olarak transfer etmek istediklerini belirtti. Fatih Terim'den flaş hamle. Figulin'in yerine Olcan. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Olcan Çağlayan itmanlarda gösterdiği performansla ilk 11'e göz kırpıyor. Antrenmanlarda hırslı ve çalışkan görüntüsüyle teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giren Oğulcan, Forvet bölgesinde Falcao ve Cagney'i kesememesine rağmen sağ kanat için ciddi bir alternatif konumuna geldi. Takvimin haberine göre Fatih Terim 24 yaşındaki yıldızı Fegüli'nin yerine sağ kanatta denemeye başladı. Oğulcan'ın başarılı grafiğini sürdürmesi halinde Fegüli ile ciddi bir forma rekabetine girmesi ve önemli bir koz haline gelmesi bekleniyor. Transfer kararı bekleniyor. Boş mukaveleye imza atarım. Çekya ekibi Spartak Pırak'la anlaşması sona eren ve şu anda boşlu olan Semih Kaya Galatasaray'dan haber bekliyor. Milliyette yer alan habere göre tecrübeli futbolcu henüz hiçbir takıma imza atmazken eski kulübünün kararına göre hareket edecek. Bu nedenle başta Kasımpaşa olmak üzere gelen teklifleri geri çeviren 29 yaşındaki oyuncu ligin başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen kulüpsüz durumda. Bir ara Beşiktaş'ın da gündemine giren Semih Kaya Galatasaray'dan gelebilecek teklifi düşünerek siyah beyazları değerlendirmeye almadı. 2017'de Sparta Burak'a transfer olarak sarı kırmızılara 2 milyon euro kazandıran Semih Kaya'nın altyapısından yetiştiği kulübünden teklif gelmesi halinde Arda Turan gibi boş mukavele imza atacağı öğrenildi. Galatasaray Ahmet Çal'ın ayrılması durumunda Semih'in de alternatif olarak kadroda düşünüleceği bildiriliyor. Galatasaray'dan Geri Rodriguez sürprizi Süper Lig'de sezonun başlamasına 5 gün kaldı ve Galatasaray orta sahaya henüz takviye yapamadı. Sarı-kırmızı yönetim İngiltere'de ilgilendiği futbolculardan olumlu yanıt alamayınca eski futbolcularında bulmak için harekete geçti. Sözcü gazetesinde yer alan haberde kanat takviyesi için Galatasaray'da yeniden adayın geri Rodriguez olduğu belirtiliyor. Cimbom'da şampiyonluk gören Rodriguez hayal kırıklığı yarattığı Fenerbahçe'den ayrılmak üzere. Geri Rodriguez yeniden Galatasaray forması giyip eski formuna ulaşmayı hedefliyor. Teknik direktör Fatih Terim de Geri Rodriguez transferine sıcak bakıyor. Peki Rodriguez transferinde sizin fikriniz nedir? Tekrar Galatasaray'a gelmesini ister misiniz? Jason Murillo için çarpıcı iddia Galatasaray'ın ilgisini kullanarak baskı yapıyor. Geride bıraktığımız sezonun devre arası transfer döneminde Sampdoria'nın Valencia'dan 13 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Kolombiyalı stoper Jason Murillo ile ilgili flash bir gelişme yaşandı. İspanyol basından yer alan habere göre İtalyan temsilcisi takımdan göndermek istediği Murillo için şu ana kadar yalnızca Celta Vigo'dan resmi bir teklif aldı. Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilendiğini bilen Sampdoria'nın İspanyol ekibine futbolcuyu alması için sarı kırmızılı takımı koz olarak öne sürdüğü ve baskı yaptığını bildirdi. Sampdoria'nın 28 yaşındaki stoper için 10 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edilirken Celta ise koronavirüs salgını nedeniyle bütçesinin daraltığı ve Murillo'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini kaydetti. Fred transferinde ortalık karıştı. Orta saha arayışlarına hız veren sarı kırmızıların gündemine birçok isim gelmişti. Bu futbolculardan biri de Manchester United'ın 59 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 27 yaşındaki başarılı orta saha Fred. Geçtiğimiz günlerde oyuncuyla alakalı Terim'in kadroya katılması için talimat verdiği ve sarı kırmızıların oyuncuyla temasa geçtiği bilgisi edinilmişti. Bu gelişme İngiliz basından da yankı bulurken çıkan haberler sarı kırmızıları pek de sevindirecek cinsten değil. İngiliz basının yazılanlarına göre Manchester United teknik patronu 23 yaşındaki ortası Donny Dunwick'in 40 milyon sterlin karşılığında transfer edilmesi sonrası Freddie kadroda düşünmüyor. Ancak kulübüyle 2023 yılına sözleşmesi bulunan oyuncunun kulüpten ayrılmaya sıcak bakmıyor. Haberde Galatasaray'ın oyuncuya karşı olan ilgisinden de bahsedilirken Fred'in temsilcileri ile Manchester United arasında geleceğe yönelik planlar konusunda hiçbir diyalog olmadığını ve kulüpte mutlu olduğu detaylara yer verildi. Zaten Fred transferi biraz zordu. 59 milyon euro verip de aldığı bir futbolcu 1 milyon euro ile kiralayacağını ben pek düşünmüyorum. O yüzden bu transferde çok tumutlu olmayalım.